Değerli seyirciler, bu habere dikkatinizi çekiyoruz. Türkiye'nin Avrupa politikası yeni kabine ile strateji değiştiriyor. Kabinedeki bu değişiklik dikkatleri yeniden Avrupa Birliği'ne çevirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'ya bıraktığı miras olan kaosun üzerine inşa edilen Avrupa Birliği'nin ilk adımı Kömür-Çelik Birliği ve Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu. Avrupa Birliği'nin harcını Vatikan'ın attığı ise hafızalardan silinmedi. Şimdi Avrupa Birliği dizi haberimizin ilk bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'ya mirası olan kaosun üzerine bina edildi. Avrupa'da birçok komşu ülkeyi kanlı bıçaklı düşman haline getiren 2. Dünya Savaşı'nın ardından harp sürecinin etkisini tamamen silmek ve bir daha büyük bir savaşı yaşamamak için ekonomik işbirliği oluşturulması fikri öne çıktı. Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Bölüm Başkanı Cengiz Aktar da Avrupa Birliği'nin kurulmasının dönemin şartlarıyla uyum gösterdiğini belirtiyor. Yani bir daha asla diyor 1945'te bütün Avrupalılar. Çünkü o kadar büyük telefat oluyor ki, o kadar büyük yıkım oluyor ki 1945'e gelindiğinde artık Avrupa'da bir tek şiar var, bir tek söz var. O da bir daha asla, bir daha savaşmayacağız. Bunun için ne yapmamız lazım? Herkesin fikri bu yönde. 1949 yılında bazı ülkeler Avrupa Konseyi adı altında toplanmaya başlarken 18 Nisan 1951'deki Paris Anlaşması'yla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. Bu topluluğu meydana getiren ülkeler bugün de Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri olarak alınan Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'ydı. Araştırmacı yazar Aytunç Altındağ ise Avrupa Birliği'nin kurulma fikrinin çok daha eskilerde var olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa'da 1616-1648 yılları arasında 30 yıl din savaşları oldu. Din savaşlarında yaklaşık 20 milyon insan ölüyor. Fakat 1648 yılına gelindiğinde Westfalia Anlaşması imzalandı. Westfalia Anlaşması'nın 14. maddesine diyorlar ki Avrupa'da sekülerlik olacak, dünyevilik, laiklik değil bakın. Laiklik başka bir hadise. Hem ruhani hem dünyevi olan bir arada bulunacak diyorlar. Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu yıllarda özellikle Doğu ile Batı Avrupa arasındaki çatışmalar ve bölünmeler daha kapsamlı bir birliğin gerekliliği konusunda ilk sinyalleri verdi. Bu noktada menfaatleri gereği asırlarca Afrika ve Orta Doğu'yu sömüren İtalya ile Fransa, Güney Afrika ülkelerini içten içe çökerten Hollanda, Doğu Avrupa'yı tahkim altına almayı hedefleyen Almanya bir çatı altında toplanmalıydı. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu oluşturan 6 ülke, 25 Mart 1957 yılında imzalanan Roma Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kurdu. Ancak bu topluluğun kurulması o kadar kolay olmadı. İslam ülkelerinin birbirinden kopuk hallerinden en iyi faydalanma şeklinin bir Hristiyan birliği kurmak olduğunu düşünen dönemin papası 6. Paul, anlaşma hususunda çıkan sorunların giderilmesi için müstakbel birliğin üyeleri arasında adeta mekik dokudu. Çabalarının ardından kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na bir de koruyucu aziz ilan edilmesi gerektiğini ileri süren 6. Paul, birliğin Hristiyan kimliğine atıfta bulunarak 15. Benediktus'u Avrupa Birliği'nin koruyucu azizi ilan etti. Hatta Avrupa Birliği'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki klasik merkezi olarak kabul edilen komisyon binası Berlaymont'un yukarıdan bakınca haça andırması birliğin Hristiyan köklerine atıf olarak yorumlandı. Avrupa Birliği'nin kuruluşu ile ilgili olarak Gül ve Haç Kardeşliği isimli bir kitapla kaleme alan Aytunç Altındal, birliğin kuruluşundaki masonik etkiye de değiniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir dernek var. Bu derneğin adı Moral Rearmament, İngilizce adı. Türkçe adı Manevi Cihazlanma Derneği. Bu Manevi Cihazlanma Derneği bir masonik kuruluş. Ve 1948 yılından itibaren çeşitli ülkelerden Fransa ve Almanya başta olmak üzere lider olabilecek kişileri seçiyorlar. Bunları İsviçre'nin Kov diye bir yer var İsviçre'de. Orada bir büyük şatoları var. Orada bunları eğitiyorlar. Diyorlar ki bundan sonrasında siz bir birlik olarak, Avrupa Birliği olarak anlaşmalar yapacaksınız.
Ama asıl olan diyorlar ileride sizin bir cumhuriyet olarak bir arada bulunmanız. Avrupa Ekonomik Topluluğunu oluşturan sömürgeci ülkelerin arasına 12 yıllık müzakere sürecinin ardından dünyanın dört bir yanını sömürgeleştiren İngiltere de dahil olacaktı. Kurulan yeni birliğe dahil olan ülkeler arasında vizesiz dolaşım ve gümrük vergilerinin sıfırlanması gibi avantajlarla muhtemel ayrılıkların önüne geçilmesi sağlandı. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Beril Dedeoğlu ise Avrupa Birliği'nin kuruluşundaki pragmatik noktaya vurgu yapıyor. Avrupa Birliği öncelikle iki hedefle kuruluyor. Bunlar birbirini tamamlayan hedefler. Birincisi ekonomik bir pazar yaratmak. Üstelik bu piyasanın düzenlenmesi, kurallarının şeffaflaşması, açık bir rekabet ortamında kaliteli bir sanayi bölgesi yaratılmasına ilişkindir aslında. Ve aynı zamanda bunun bir güvenlik topluluğu yaratmasıdır. Yani bu iki tür güvenlik, hem devletler arası ilişkilerdeki güvenlik, yani askeri güvenlik, hem de toplumsal güvenlik. 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla küresel etkinliğini artıran Avrupa Birliği, doğuya doğru genişleme politikası sergiledi. 7 Şubat 1992 yılında imzalanıp 1 Kasım 1993'te yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği'nin teriminin ilk kez telaffuz edildiği Maastricht Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun ismi değiştirildi, sorumlulukları genişletildi. 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Çek Cumhuriyeti Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1 Ocak 2007'den itibaren de Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Avrupa Birliği'nin üye sayısı 27'ye yükseldi.